Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Ağustos aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Güneş 22 Ağustos'a kadar Aslan burcunda ilerleyecek. Sizin 8. evinizde ilerleyecek. Ve aya güçlü bir dolunayla başlıyoruz. Hemen 3 Ağustos'ta Kova burcunun 11 derecesinde hızlı, sert ve sürprizli bir dolunay meydana gelecek ve sizin ikinci evinizi aydınlatacak. Dolunaylar aslında bir tamamlanma sürecidir, farkındalık dönemleridir ve bazı hayatımızdaki güçlü dönüşümleri de tetikleyebilirler. İkinci eviniz parasal kazançlarınız, mal varlıklarınız, özdeğer duygunuz, yeteneklerinizle ilgilidir. İşinizden kazandığınız çalışmalardan gelen paralarınızla alakalıdır. Ve bu dolunay bu anlamda güçlü bir tesir yaratabilir. Dolunay Uranüs'ten güçlü bir açı alıyor. Boğa burcundaki Uranüs'ten. Hemen dolunay öncesinde gökyüzüne Güneş Uranüs karesi etkinleşecek. Dolayısıyla Uranüs'ün tesiriyle hızlı, sert değişimleri de bekleyebiliriz aslında. Yani bir iş değişimi ya da bir işten ayrılma, parasal bazı hızlı girişler, çıkışlar, dengesizlikler, bazı ani belki harcamalar dolunayla beraber gündeme gelebilir. Özellikle krizlere dikkat edelim, risklere dikkat edelim. Çok kazanacağız diye hani risk almayalım para konularında. Harcarken de tabii ki fevri davranmayalım. Daha sağduyulu, daha sakin, daha sabırlı, daha güvenli ve uzun vadeli hareket etmekte. Özellikle para konularında önemli görünüyor bu dolunayla beraber. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası yani 1 ile 7 Ağustos arasında dolunay tesirlerini hayatımızda güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Ama herkes aynı oranda etkilenmeyecek sevgili oğlaklar. Yani her oğlak etkilenmeyecek. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Kova burcunun 11 derece ve yakınlarında yani özellikle sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bu dolunaydan etki alabilirsiniz. Ama yoksa çok da fazla önemli etkiler almayabilirsiniz. Dolunayı takip eden 5 Ağustos'la beraber Merkür Aslan burcuna geçiyor. 20 Ağustos'a kadar Merkür Aslan burcunda kalacak. 8. evinizde kalacak. Güneş zaten burada, Aslan burcunda. Artık zihniniz, düşünceleriniz biraz hani yine para konuları evet önemli. Finans konuları önemli, hesaplar, muhasebe işleri, belki hisseli paralar alanında ya da ek kaynaklar arayışlarınızda önemli tesirler vermeye başlayacak ve günlük hayatınızdaki meşguliyetleriniz, zihinsel planlarınız, düşünceleriniz bu konulara daha fazla odaklanmaya başlayacak. 7 Ağustos'ta Venüs, şans gezegenimiz Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Jüpiter'den sonra ikinci şans gezegenimizdir. Küçük şansı temsil eder ve Yengeç burcunda aslında kendini iyi hisseder. Daha evcimendir Venüs Yengeç'te. Yakın ilişkiler, ailevi konular önemlidir ve sizin de 7. evinize geçecek. Bu demek oluyor ki 7 Ağustos'tan sonra hem eş ilişkileriniz, eşinizle ilişkilerde, partner ilişkilerinde, her türlü işbirliği, özel ilişkiler, evlilik gibi konularda Venüs'ün olumlu tesirleri artmaya başlayacak. Evlilik düşünceleri artabilir. Ya da bu anlamda süregelen ilişkilerinizde daha yumuşak tesirler etkisi altında olabilirsiniz. İlişkileriniz güçlenebilir. Özellikle ailevi alanda daha olumlu tesirler almaya başlayabilirsiniz. Bu ayın sert günleri de var. Onları da özellikle söylemek istiyorum sevgili oğlaklar. Ve siz tabii ki en fazla etki alan burçlardansınız. Çünkü birçok güçlü gezegen sizin burcunuzda şu anda transit halindeler. Satürn burcunuzda, Plüto burcunuzda. Bu da zaman zaman ayın belli günlerinde sert tesirlere yol açıyor. Çünkü Koç burcunda ilerleyen Mars, ay genelinde Satürn'le, Plüto'yla olumlu sert açılar yapacak. Özellikle 13 Ağustos Mars Plüto karesi. Buna lütfen dikkat edelim. Bu kişisel olarak, bireysel olarak, fiziksel olarak da biraz zorlayıcı olabilir. Sağlığımızı zorlayabilir, kronik sorunları arttırabilir. Bazen bunlar kazalara yol açabiliyor, kronik sorunlar artabiliyor. Eklem ağrıları, kas ağrıları, diz ağrıları veya diş ağrıları gibi ani problemler artabilir.
aileyle de ilgili olabilir. Yani sizinle ilgili olmasa bile belki ebeveynlerinizle ilgili bazı konular öne çıkabilir. Baskı altında hissedebilirsiniz kendiniz. Biraz böyle kısıtlandığınızı, zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Buna dikkat edelim. Hem sağlığınıza dikkat edin, hem çevrenize, özellikle ailenin sağlığına dikkat edin. Hem de genel güvenliğinize özellikle önem vermeniz gerekiyor. Ve 19'undan önce 16, 17, 18 Aslan burcunda güzel bir kavuşum var. Güneş Merkür kavuşumu. Ve Mars'ta, Koç burcundaki Mars'ta da güzel bir teması olacak. Parasal alanlarda bazı yardımlar, destekler getirebilir size. En azından bir çözüm bulabilirsiniz. Yani sıkıştığınız alanlarda bazı güzel, yaratıcı fikirler bulmanız ya da herhangi bir yerden işinize yarayacak bilgiler bulmanız ya da aileden bazı destekler almanız bugünlerde mümkün görünüyor. 19 Ağustos'ta Aslan Burcu yeni ayı doğacak. 26 derece Aslan Burcu'nda bu yeni ay herhangi bir kredi alımı ya da bir hisseli paylaşım alanında, bu bir beklentiniz olan bir miras olabilir, bir nafaka, bir tazminat olabilir ya da bir burs başvurusu olabilir. Eşinizden gelecek parasal kaynaklar, eşinizin kazançları ve benzeri konular olabilir. Hani finans alanlarında bazı yeni adımları teşvik eden bir yeni ay aslında. Yeni oluşumları hayata geçirebilecek bir yeni ay. Ve özellikle lütfen etki alıp almadığınızı kontrol edin. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 26 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa ve bunlar sabit burçlarda öne çıkıyorsa, evet, bu tesirleri parasal alanda, hisseli finansal paylaşımlar alanında bu tesirleri daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. 20 Ağustos'ta Merkür'ün Başak Burcu'na geçtiğini görüyoruz. 22 Ağustos'ta ise Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Bu bir enerji değişimi yaratacak. Fark ettiyseniz ayın büyük bölümünde böyle bir parasal konularda aslında şöyle bir inişler çıkışlar var. Bir hareket, bir heyecan var. Aktivite var. Ama ayın 20'sinden itibaren ilgimiz, düşüncemiz, alakamız artık şu para konularından, finans konularından biraz uzaklaşmaya başlayacak. Hayatı birazdan manevi yönden bakacağız. Biraz hani inançlar, beklentiler, planlar, programlar öne çıkacak. Seyahatler, gezi planları olabilir, eğitimle ilgili faaliyetler olabilir, ticari konular, biraz uzak mesafeler hayatımıza Ağustos'un son günleri dahil olmaya başlayabilir. 24 Ağustos'a yine dikkat edelim. Burcunuzdaki Satürn Mars'la kare açı yapacak. Gerilimli bir açı, sert bir açı, özellikle kemik kırılmaları, kas zedelenmeleri, romatizma sorunları ya da yaşlıları özellikle etkileyecek, sağlık sorunları, eklem ağrıları bunları tetikleyebilir. Dizler, dişler bünyesel olarak hassas olabilir. Her şey tabii bireysel olmak zorunda değil. Bazen güvenlikle ilgili toplumsal alanlarda riskler oluşabilir. Doğa olayları tetiklenebilir. Yönetimsel anlamda ya da finansal anlamda otorite figürleriyle ilgili baskılar, sıkıntılar, kısıtlamalar artabilir. Tüm bunlar bize az veya çok bir şekilde yaşadığımız toplum içerisinde yansıyabilir. Bunlara lütfen dikkat edelim. Evet, bir başka olumlu tesirler ayın sonlarında 28 Ağustos, 29 Ağustos gibi etkinleşecek. Ayın son günlerinde aslında bu tesirleri, olumlu tesirleri hissedebiliriz. Venüs-Neptün üçgeni romantik konular, aşk konuları, evlilikle ilgili konularda çok olumlu. Eşinizle güzel paylaşımlar yapabilirsiniz. Romantik paylaşımlar yapabilirsiniz. 29 Ağustos Merkür-Jüpiter üçgeni. Bu da kendinizi ifade ederken, düşüncelerinizi ifade ederken çok olumlu. Sanki güzel böyle bir sevdiğiniz kişilerle ya da eşinizle bir seyahate çıkmanız mümkün. Güzel bir, kısa da olsa bir tatile çıkmanız mümkün. Ağustos'un son günleri özellikle. Veya işbirlikleri alanında güzel açılımlar olabilir. Ticari alanda bazı fırsatlar olabilir. Bunun içinde hani anlaşmalar, sözleşmeler, böyle resmi yazışmalar anlamında da bu olumlu günleri, bu tesirleri, Ağustos'un son günlerini değerlendirebilirsiniz sevgili oğlaklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan,
takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.